Çok önemli bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Hemen onu da sizlerle paylaşayım. Cumhurbaşkanı Putin'le mi görüştü? Yok. Hizbullah İsrail'in kuzeyine çok sayıda kamikaze, İHA ve roket ateşledi. Görüntüler gelecek dakikalar sonra. Hizbullah İsrail'in kuzeyini hedef alıyor. Şu dakikalarda İsrail'in kuzeyinde demir kubbe sistemi Lübnan üzerinden gelen hedeflere önleme gerçekleştiriyor. Şu önemli bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Hocam sizinle devam edelim isterseniz. Bir yandan da tabii görüntüler gelecek. Görüntüler gelince döneceğiz, bakacağız, konuşacağız. Ya şöyle, ben Putin son dakikası bekliyordum. Çünkü Cumhurbaşkanı Biden'la görüşmüşse bu takas anlaşmasına konu olarak Putin de bundan aciz kalmaması lazım. Acaba ondan neleri konuşur, merak ediyorum. Şimdi şu haberi ilk gördüğümde, bu son dakikayı, Hizbullah İsrail'e kamikaze saldırı, dronlarla saldırı düzenlemiş haberini, ilk bana verdiği duygu İran'ın gene vekil güçlerle bir operasyon içinde olduğu. Bu 25 roket atılmış, bir faydası olacak, katkısı olacak vesaire. Burada barışı motive edecek bir girişim değil. Gene Golan tarafına zannederim, kuzey ise bir atak. Biz buradayız diyor. O tehdidi canlı tutuyor. İran'da İsrail'e tehdidi devam ediyor. İsrail'in de herkese tehdidi devam ediyor. Sadece ısındırıyoruz. Ben bu tip davranışlar sonrası, bu tip atışmalar sonrası büyük bir şey olacağını pek değerlendirmiyorum Arzu Hanım. Özellikle de büyük bir şey sabrı çok olanlardan çıkar. Yani hiç bugüne kadar bir şey yapmayıp bir yerde artık müdahale etmesi gerekenden büyük bir şey çıkar. Buna İsrail de karşılık verir. Böylece bir geceyi daha devam edeceğiz galiba ama biraz daha bölgede İran, kriz hocam, derinleşmeden İran'da hiçbir şey yapmıyor öyle bakarsan. İşte bir şey sabır mı diyeceğiz? Bir şey yapmış oluyor. Şunu, stratejik sabır. Şunu söylüyorum. Biraz daha burada kriz derinleşmeden, biraz daha yayılmadan sona ermeyeceği gibi bir kanaat bende açıkçası oluşuyor. Abdullah Musab Şahin, size de sözü vermek isterim. Önemli bir gelişme var, son dakika gelişmesi. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Arzu Hanım, aslında son bu gördüğümüz gelişme sürpriz değil. Çünkü birkaç saat önce bugün Hasan Nasrallah'ın bir konuşması vardı. Evet. Hasan Nasrallah her konuşmasını dozajı biraz arttırıyor. Evet. Onun farkındayız. Yani hani somut noktaya yansıyor, yansımıyor, o tartışmalar bir yana, ama bu sefer hakikaten söylem düzeyini bayağı sertleştirdi. Suriye'de konsolosluk saldırı mesajı verdi mi? Hani saldırı mesajı verdi, intikam mesajı verdi açıkça. Suriye'deki elçilik saldırısını hatırlayalım, birkaç ay önce. Orada verdiğinden daha sert bir mesaj verdi. Yani daha açık bir mesaj verdi Hasan Nasrallah. Böyle olunca şimdi Lübnan kamuoyunda da bir meşruiyet sağlamak zorunda Hasan Nasrallah. Yine aynı zamanda geçmişte olduğu gibi, özellikle 7 Ekim'den sonra bunu çıkardı ama 2006 tarihinde o bir aylık savaş var ya, Lübnan İsrail arasında süren. Ondan sonra Hizbullah her zaman Lübnan'ın koruyucusu olduğu vurgusunu ön plana çıkardı. Bugün Hasan Nasrallah yine onu ön plana çıkardı. Dolayısıyla aslında bugün yapmış olduğu bu şey, bu harekat biraz aslında hani Lübnan'ı koruma bağlamında okunabilir, değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yalnızca sadece Hizbullah'ın yaptığı bir hareket değil. Çünkü Lübnan'ın siyasi konjonktürüne baktığımız zaman da ciddi bir siyasi krizin olduğunu görüyoruz. Yani 1,5 seneyi aştı zannediyorum. Bir cumhurbaşkanı yok Lübnan'da. Evet. Cumhurbaşkanı seçilemiyor Lübnan'da. Yani bir mezhepsel kriz var. Yani anayasa değil ama anayasa kapsamında kabul edilen bir mutabakat var. O mutabakata göre başbakanın şey olması gerekir. Pardon, Cumhurbaşkanı'nın Marunilerden olması gerekir. Evet. Başbakanın Sünnilerden olması gerekir. Meclis Başkanı Şiilerden seçilmesi gerekir. Yani görevde olan işte mikati falan var ama geçici başbakan, yani Cumhurbaşkanı noktasında bir kriz var. Bu kimin işine yarıyor? Hizbullah'ın işine yarıyor. Zaten seçim sürecini parlamentoda 12 hatta 13 yanılmıyorsam 13 toplantı yapıldı ve hiçbirinde karar çıkmadı. Niye karar çıkmadı? Çünkü Hizbullah adayını da diretiyor. Süleyman Frenci'ye adayını da diretiyor. Geri dönüşte konusunda da pek olumlu sinyaller vermiyor. Ama bu ortam, yani siyasi bir boşluk var, siyasi problemler var. Bu ortam kime yarıyor? Haliyle Hizbullah'a yarıyor. Çünkü orada da problemler var, ekonomide problemler var. Güvenlikçi söylemleri ön plana çıkararak Hizbullah biraz daha
kendisini Lübnan'la bütünleştiriyor. Bugünkü saldırı doğru. Hasan Nasrallah'ın... Görüntüler de geldi bu arada, ekranlara yansıyor şu dakikalarda gerçekleşen saldırının. Bu arada İsrail'in Celile bölgesinde saldırı uyarı sirenleri çaldığı öğrenildi. Bölgede patlamalar olduğu aktarıldı. Birçok bölgede sirenler çalınmakta şu an. Buyurun hocam, görüntüler üzerinden de değerlendirmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yani bunu tabii Haniye suikastine bir cevap olarak okumak mümkün ama aynı zamanda geçtiğimiz birkaç haftada özellikle Lübnan ve İsrail arasındaki şiddetin boyutu da artmıştı, hatırlayalım. Yani şimdi Turgay Hoca az evvel bahsetti. Mesela ben de onu biraz, yani Amerika'da bir garanti aldılar da mı acaba dış politikada bu kadar rahat ve delicesine, hani hukuk tanımaz şekilde davranıyorlara. Bir de iç politikada bakalım. İsrail iç politikasında da mesela Gantz vardı değil mi? Biraz muhalif şeydi, hatta işte savaş kabinesinin dağılmasına sebep oldu filan. Muhtıra diyelim ona işte. Doğa ses var mı Ömer bu görüntülerde? Hava savunma sistemi imha ediyor. Değil mi şu anda, değil mi? Öyle görünüyor. Var mı ses? Tamam, varmış. Verelim biraz şimdi. Duyalım. Biraz duyalım. Çok onu. Çok net duyulmuyor ama alttan bir ses geliyor. Evet, doğal ses var. Köpekler havlıyor. Köpekler havlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.